Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben Dinmişel, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ucuz ülkelerinden bahsedeceğiz. Aralarında hangileri yaşanılabilir bundan bahsedeceğiz. Şu ana kadar kanalımızda hep Avrupa ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin pahalılığından konuştuk. Birazcık da sizlere ucuz ülkelerden bahsetmek istiyoruz. Eminim ki aranızda hala nerede yaşamak istediğine karar veremeyen insanlar var. Bu videonun sonuna doğru da bizim için aslında yaşanılabilir iki ülkeden bahsedeceğiz. Ve sonrasında da sizlere fikrimizi söyleyeceğiz. Ama lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen abone olun. Ayrıca videonun sonunda da hangi ülkede yaşamak isterdiniz onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu arada her gün video atıyoruz, o yüzden zili de açarsanız direkt size bildirim gelir. Biz de sizler videoyu izleyince çok mutlu oluyoruz. Son zamanlarda da fark ettiyseniz birazcık izlenmelerimiz de arttı. Sizler sayenizde oluyor bu. O yüzden çok teşekkür ederiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Pahalı ülkeleri bu kadar anlattıysak artık benim favorilerime geldik arkadaşlar. Ucuz ülkeler, ekonomik ülkeler, en sevdiğim, en beğendiğim konulardan. İlk ülkemiz Endonezya. Neden Endonezya diye soracak olursanız, Endonezya gerçekten doğasıyla insanı büyüleyen bir yer ve bu kadar güzel doğası varken aynı zamanda başkentinin bu kadar güzel bir yerleşime sahip olması, bu kadar düzenli olması, temiz olması ve ucuz olması, gezilecek birçok yerinde olması ki Bali'den bahsetmiyorum bile. Bali bizim hayalimiz. Endonezya bizim için rüya gibi bir ülke. Asya arasında da bence en temiz ülkelerden bir tanesi. Herhalde bunun Müslüman olmalarıyla da birazcık alakası var kültürlerinden dolayı. 17 bin tane adaya sahip olan bu ülke dünyadaki en büyük ada ülkesi. Çok güzel bir ülke. Bizim de zaten dediğimiz gibi en büyük hayallerimiz arasında. Aslında burada yaşamak için değil, gezmek için de gelebilirsiniz. Burası gezmek için çok uygun bir yer arkadaşlar. Tam bir bütçe dostu diyebilirim aslında. Konaklama çok ucuz. Gerçekten böyle 5 dolarlara, 10 dolarlara konaklayabiliyorsunuz. 50-100 lira arasında konakladığınızı düşünün. Günlük motor kiralama o kadar uygun fiyatlı ki. Bunu size tüm samimiyetimle söylüyorum. Günlük 20 liraya motor kiralıyorsunuz. Yani günlük 20 liraya burada taksiyle bir yere gidemiyoruz. Hani öyle düşünebilirsiniz. Endonezya'da hesaplamalara göre 340 dolar, 400 dolar arasında yeterli bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlar biz fiyat performans konusunda çok değer veren insanlardanız. Fiyat performans eğer iyiyse bir ülke gerçekten de iyidir. Lombok çevresinde çok ucuz evler var. Kendiniz bunu zaten Airbnb'den de bakabilirsiniz. 264 milyon olan bu ülke 4. en kalabalık ülke bu arada. Bunu da söyleyelim. Birazcık kalabalık bir nüfusa sahip. Endonezya'da en ucuz olan şeyler ise ananas, muz, pirinç. Bunlar Endonezya'nın en ucuz gıdaları çünkü orada yetiştiği için. Oraya gittiğinizde kesinlikle beslenme sıkıntısı yaşamazsınız. Bazıları şey diyor bize çünkü Asya'ya gittiğimizde ya doyabilir miyiz diye, öyle bir şey yok. Emin olun çok güzel yemeklere sahip olabilirsiniz orada ve kesinlikle domuz eti çok tüketilen bir ürün değil. En çok dana eti tüketiyorlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. O zaman ikinci ülkemize geçelim. Vietnam ise ikinci ülke. Vietnam aslında Asya'da doğal güzelliğiyle tanınan bir ülke. 95 milyon olan bir ülke. Yine çok kalabalık aslında bir ülke. Dediğimiz gibi doğası çok 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 güzel. Hanoi aslında Vietnam'ın başkenti ve oldukça aslında gelişmiş. Vietnam deyince aklınızda hiç gelişmemiş, her yer toprak olan bir ülke gelmesin. Vietnam'da ucuz olan şeylerden birisi kaliteli kıyafetler arkadaşlar. Eğer Kolombiya, The North Face, Jack Wolfskin orijinal ürünlerini almak istiyorsanız kesinlikle biçilmiş kaftan diyebilirsiniz. Vietnam'da bu ürünler çok 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 uygun. 20 dolara yani 100 liraya, 150 liraya burada 2000 lira olan ürünleri orada kolayca alabiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim ki H&M, Zara gibi büyük firmalar burada üretim yaptığı için sizin aslında Vietnam'da alacağınız kıyafetler hem ucuz hem de kaliteli. Biliyorsunuz ki Türkiye de bu arada çok üretim yapıyor kıyafet konusunda. Vietnam'da keza öyle. O yüzden Vietnam'da alacağınız çoğu kıyafet hem ucuz hem de kaliteli olacak. Vietnam'ın Nha Trang şehrinde bir odada ev tutmak aylık 250 dolar. Sürekli dolar olarak söylememin sebebi Asya'da doların daha geçerli olduğu. Avrupa'da ne kadar euro geçerliyse orada da sadece dolara bakıyorlar aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Oralarda ev kirası da 250 dolar bizce uygun. Şu anda Türkiye'de 250 dolarlara ev tutmak çok kolay değil bizce. Eğer turistik olarak gidiyorsanız da aylık 300-350 dolar verdiğinizde orada bir Airbnb tutabilirsiniz ve bir ay boyunca Vietnam'ı keşfedebilirsiniz. 5-6 bin liradan daha fazla harcamadan dönebilirsiniz buraya. Ama uçak bileti tabii ki de dahil değil bu bahsettiğimden. Evet, ne yazık ki. Eğer dışarıda bir bira içmek isterseniz yaklaşık olarak 4-5 TL vereceksiniz. Eğer yemek yemek isterseniz de 10 TL
15 TL arasında 20-30 liralara kadar çıkmanıza gerek yok pahalı bir yer seçmediğiniz sürece. Bu da tam benlik olduğunu anlatıyor. Bu arada bunların hepsinin genel şeklini söylüyoruz. Daha ucuz da olabilir, daha pahalı da olabilir. O anki tamamen duruma bağlı. Şimdi korona var. Dediğimiz fiyattan daha ucuza bulabilirsiniz. Mesela şu anda gidersiniz. Ya da sonradan gidip bakarsınız Vietnam dünyanın en popüler destinasyonu olur. Daha pahalı olur. Şu anda bunlar genel aşağı yukarı fiyatlar. Bu ülkede 500 dolara her şeyiniz çok güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sıradaki ülkemiz Arjantin arkadaşlar. Arjantin'i eminim ki Vietnam'dan daha çok tanıyorsunuzdur. Hakkında daha çok bilgiye sahipsinizdir. Arjantin yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük 8. ülkesi ve 44 milyon nüfusu var. Arjantin'in yaşadığı ekonomik krizlerle ilgili bilgi sahibisinizdir. Korona döneminde en çok para kaybeden 3 ülkeden birisi oldu Arjantin. Arjantin, Brezilya ve Türkiye'nin paraları en çok değer kaybeden ülkeler oldu korona döneminde, yani 2020'de. Bu yüzden şu anda Arjantin'i tercih etmek bence bir fırsata dönüştü. Gerçekten de orada gördüğünüz her şey size uygun gelmeye başlayacak. Aylık masrafınız Arjantin'de 542 dolar civarında olacak. Salta gibi bir yerde 100 dolara kalacak bir yer bulabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Bu saydığımız ülkeler arasında kira olarak en ucuz ülke Arjantin aslında ve Salta şehri. Bence inanılmaz ucuz. Eğer Arjantin'e seyahate gidiyorsanız gecelik ücreti de 20 dolarla 30 dolar arasında değişiyor. Aynı zamanda dışarıda yemek yemek istiyorsanız da 5 dolardan fazla vermenize gerek yok. Yalnız şöyle bir şey var. 27 dolara otel tutuyorsun, 100 dolara ev tutuyorsun. Hangisi, yani aylık giderim daha iyi bence. Bana da çok garip geliyor. Aslında Türkiye'de birazcık buna benziyor. Türkiye'de oteller çok pahalı, yemekler evet, ucuz. Bu bizim görüşümüz. Endonezya'da otel çok ucuz, yemek birazcık daha pahalı. Bu aslında ülkelere göre değişiyor. Öyle bakabilirsiniz bu olaya. Bu arada bizim bu bahsettiğimiz fiyatlar bizim bulduklarımızla alakalı ve bizim tercih ettiklerimizle alakalı. Şimdi Arjantin'de videoları izleyip de ya ben orada gördüm 30 dolara 40 dolara yemek yeniliyor veya biz gittik orada yemek yedik derseniz, ben de derim ki Türkiye'de de 200 liraya akşam yemeği yiyenler var ama bana mantıksız geliyor veya benim tercihim değil. İsteyen 200 liraya yiyebilir ama ben yemem. Mesela Filipinler'de ortalama yemek fiyatının çok çok daha aşağısında 2 kişi fiyatlar ödedik. O yüzden çok değişken bu tarz şeyler. Oraya gidince de göreceksiniz ki bir sürü seçenek var. Biz size bir anımızı anlatalım arkadaşlar. Buradan ne demek istediğimizi çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Biz Filipinler'de motorla gidiyorken yol üstünde gördüğümüz bir hamburgerde 2 hamburger 2 kolayı 50 peso'ya yedik ve 50 peso sadece 7 TL. 2 hamburger 2 kolayı 7 TL'ye yemek bence dünyada gerçekten de takdir edilesi bir fiyat. Filipinler bu konuda bizim için tam bir fiyat performans evet, ülkesiydi ve aşırı memnun kaldık. Ama şimdi yani 7 liraya Filipinler'de başkaları aynı yemekleri bulamayabilir. Veya özellikle Manila'da. Kesinlikle Manila'da büyük şehirlerde böyle fiyatlar görülmüyor. Aynı zamanda eğer AVM'ye giderseniz böyle fiyatları göremezsiniz. O yüzden ülkelerin fiyatlarını internette okuduğunuza göre düşünmeyin. Siz oraya gittiğinizde çok daha uygun fiyatları rahatlıkla bulabileceksiniz. Biz bunların hepsini yaşadık, tecrübe ettik. Tayland'dan 2 liraya tişört almışlığımız var. O yüzden bunların hepsi mümkün. İnternette okuduğunuz kadarıyla bitmiyor hiçbir şey. O zaman diğer ülkemize geçelim. Sıradaki ülkemiz ise Ukrayna arkadaşlar. Ukrayna benim göz bebeğim. Çünkü Avrupa'da yaşayamıyorsunuz. Sadece kimliğinizle girebildiğiniz bir ülkede Avrupa'yı hissediyorsunuz. Ve alkol fiyatları uygun, gece hayatı var, sokakları çok temiz, mimarisi çok güzel, yemekler uygun, dünyanın en ucuz McDonald's'ını Ukrayna satıyor. Daha ne kadar olumlu bir şey söyleyebilirim Ukrayna hakkında. O zaman birazcık fiyatlardan bahsedelim. 1+0 bir ev Odessa'da 250 dolar. 1+1 daireler ise 300 dolar civarında. Bu fiyatların içinde de bu arada eşyalar dahil. Bence ev eşyaları dahil olduğu sürece bence makul bir fiyat. Ukrayna'da bizim fark ettiğimiz, dediğimiz gibi McDonald's ucuz. Yeme içme de ucuz ama doğrusunu bulursan bizce tek pahalı olan şeyler kıyafet ve ayakkabıydı açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle tekstil ürünleri Ukrayna'da çok pahalıydı. Aynı zamanda Ukrayna'yla ilgili şöyle de güzel bir şey söyleyebiliriz. Ukrayna'da çok fazla Türk olduğu için yemek konusunda hiçbir sıkıntı evet, çekmiyorsunuz. Aynı zamanda da ikinci el kültürü çok olduğu için normalde ayakkabı ve kıyafeti sıfır almak yerine oradan alırsanız çok daha ucuza gelebilir. Ukrayna'da çok ucuz olan şeylerden bir tanesi de ulaşım arkadaşlar. Ulaşım gerçekten uygun fiyatlı. Metroya 8 grivneye binebiliyorsunuz ve dolmuşa da 5 grivneye binmiştik ve bayağı 10-15 kilometre gitmiş. Dolmuş mu otobüs bu? Dolmuştu bence bindiğimiz. Yani öne parasını uzatıyorsan dolmuştur. Ha, aynı. Evet arkadaşlar, dolmuşa bindik. Yani otobüs de var ama Ukrayna'da ulaşım uygun fiyatlı, o yüzden uygun fiyatların üstüne bir de ulaşım eklendi. Ukrayna gerçekten ekonomik bir şekilde gidip gezip güzel şeyler görüp geri dönebilirsiniz. Aynı zamanda daha da güzel bir şey söyleyeyim. Ankara'dan Kiev'e direkt uçuşlar çok 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 uygun fiyatlı. Geçen gün bulduğum bir fiyatı söyleyeyim size. 250 liraya Ankara'dan Kiev'e gidiş dönüş uçak bileti buldum. Yani ne kadar uygun olduğunu siz zaten anlıyorsunuz. Belki de yakın bir zamanda bizi de tekrardan Ukrayna'da görebilirsiniz. Bir spoiler mı verildi? Spoiler verildi. O zaman
diğer ülkemize geçelim. Bir diğer ülkemiz ise Gürcistan. Gürcistan yine çok şanslıyız. Lokasyon olarak Gürcistan'a çok yakınız ve kimlikle girebiliyoruz. Ve daha iyi bir avantaj ise bir sene kalabiliyoruz. Direkt Türkiye'ye girip çıktığınızda tekrardan bir sene kalabiliyorsunuz. Bence yine bu çok büyük bir avantaj. Gürcistan'daki fiyatlar peki nasıl? Gürcistan uygun fiyatlı ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Yeme içme olsun, alkol olsun, elektronik olsun her şey Türkiye'den daha ucuza. Gürcistan'da nefesi birası 6 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de ise 12 TL. Buradaki absürtlüğü ben anlayamıyorum. Gürcistan'a gideceğim, Türk ürünlerini yiyeceğim. Çünkü Gürcistan'da Carrefour'sa var. Gideceğim oradan alışveriş yapacağım ve Türk ürünlerini Türkiye'den daha ucuza alacağım. O zaman niye Gürcistan'da yaşamayayım? Ayrıca orada konaklama da çok ucuz. Ev fiyatları uyguna denk geliyor. Eğer Airbnb'de Batum'da rezidanstan daire tutmak isterseniz gecelik 70-80 liraya bunu çok kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz. Uygun fiyatlı bir yerde kalmak isterseniz günlük 20-30 liraya da kalacak hosteller var. Gürcistan'da ortalama bir kişi 300-350 dolar arasında yaşayabiliyor kirasız. Aylık siz burada yaşamak isterseniz 500 dolara denk geliyor. Tabii bunu dediğimiz gibi aşağı ve yukarı seviyesi de var. Peki soruyorum o zaman biz hangi ülkede yaşamak isterdik? Veya senin düşüncen ne? Endonezya ile Ukrayna arasında bir seçim yapmam gerekirdi. Tamam, hangisi ama? Seçimim Ukrayna'dan yana. Çünkü Endonezya iklim olarak her anlamda çok güzel ama Ukrayna beni çok kendine bağladı. Benimse cevabım Bali. Bali'de hayatım boyunca bir kez yaşamak isterim. Bu 6 ay olsun çok isterim. Hayallerim arasında var. Hem Bali olsun hem de Endonezya'nın coğrafyası olsun. Benim zaten coğrafyaya özel bir ilgim var. Özel bir sevgim var. Aktif volkanlar olsun. Dünyada sadece orada olan orangutanlar olsun. Hepsi benim ilgimi çok çekiyor. Gez bitmeyeceğim bir ülke. O zaman ben Endonezya sense Ukrayna deyip artık videoyu bitiriyoruz. Sevgilimin sebebi genel olarak coğrafik oluyor. Benim sebebim ise günlük yaşam oluyor. O yüzden böyle iki farklı ülke seçiyoruz. Biz her zaman bunu yapıyoruz. Ama bugüne kadar gittiğimiz ülkeler arasında en beğendiğimiz ülkede ortak olduğumuz kesin Filipinler. çok beğenmiştik orayı. Tekrardan gitmeyi zaten çok istiyoruz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zili de açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.